Pratik gün arası bültenine hoş geldiniz. Piyasalar Fed'in faiz kararına ne tepki verdi? Hisse senedi endeksleri, altın, Bitcoin ve dolar faiz kararını nasıl fiyatladı? Faiz indirimi ne zaman? Konu başlıklarının hepsine bakacağız. Hazırsanız gündemi incelemeye başlayalım. Amerika Merkez Bankası dün akşam 2024'ün ilk faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentisine paralel olarak faizi 5.25-5.5 seviyesinde sabit tuttu. Bu karar piyasa için sürpriz olmadı. Ekonomistlerin yaklaşık %98'i faiz oranında bir değişiklik beklemiyordu. Dolayısıyla gözler Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarındaydı. Yatırımcıların en merak ettiği soru faiz indirimleri ne zaman başlayacak sorusuydu. Kurul gelen verilerin ekonomi üzerindeki etkilerini izlemeye devam edeceğini ve enflasyonu %2 hedefine döndürmeden indirim olmayacağını vurguladı. Fed karar metnindeki güvercin ifadelerin Fed Başkanı Powell'ın hafif şahin açıklamaları çeliştiğini söyleyebiliriz. Özellikle Powell'ın henüz yumuşak inişe yaklaştığımızı düşünmüyorum, önümüze gidecek yol var demesi, henüz zaferi ilan etmiyoruz sözü de risk iştahını düşürdü. Fed Watch anketinde karar öncesi Mart toplantısında faiz indirim beklentisi %53 seviyelerine yaklaşırken açıklamadan sonra beklenti %35 seviyelerine kadar geriledi. Bu durum hisse senedi endekslerinde satışı beraberinde getirdi. Özellikle Powell Mart'ta faiz indirimi mümkün değil deyince S&P 500 çok sert düştü. %1.61 kayıp yaşadı. Bu da bize beklentinin büyük olduğunu gösteriyor. Küresel piyasalar Fed sonrası yeni günde de negatif seyrediyor diyebiliriz. Dün New York borsasının Nasdaq endeksi %2.2, Dow Jones endeksi %0.82 düştü. Amerika'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı. Asya piyasaları da yeni günde karışık bir seyir izliyor. Konuşma boyunca altın fiyatları da oldukça volatil hareket etti. Faiz kararı beklenirken gram altın 2006 liraya yükselerek rekor tazeledi. Faiz indirimleri için erken olduğu işaret edilirken risk iştahı da geriledi. Altın fiyatları da bununla beraber gerilemiş oldu. Ons altın Powell'ın 2024'te bir noktada indirimlerin başlaması iyi olur sözüyle tekrar yükseldi. Powell'ın en net cümlesi istihdam zayıflarsa daha erken indiririz, enflasyon bozulursa da daha geç indiririz oldu. Ons altın yeni günde %0.5 artışla 2046 dolardan alıcı buluyor. Gram altın ise 1994 liradan alıcı buluyor. Dolar yatay seyretti. 30 lira 37 kuruş yakınlarında işlem görüyor. Fed'in kararı sonrasında Bitcoin'de kayıplar yaklaşık 500 dolar oldu ve kâr realizasyonu bahanesi de gündemde yer aldı. Ama kaybın Fed'e bağlı olduğunu düşünüyoruz. Bitcoin şu anda %1.30 düşüşle 42.230 dolar yakınlarında seyrediyor. Bankanın para piyasalarında Mayıs toplantısında ise %92 ihtimalle faiz indirimine başlayacağı fiyatlanıyor. 20 Mart'ta gerçekleşecek bir sonraki Fed faiz kararına kadar enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergeler dikkatle takip edilecek. Yurt içinde dün alış ağırlıklı seyrini üst üste 6. gününe taşıyan BIST 100 endeksi de günü %0.26 değer kazancıyla tamamladı. Yeni güne yani bugüne pozitif başlarken açılış sonrası hızlanarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bugün gözler BOE yani İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Yakından takip ediyor olacağız. Anlık olarak haberlerden bizi takip edebilirsiniz. Beğeni ve önerileriniz çok değerli. Abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki bültende görüşürüz. Hoşça kalın.